Kaiser hocasını öldürerek istediğimiz etkiyi hem halk nezdinde hem de sultan nezdinde elde ettik Ejder. Şimdi Yüce Meclis ve Kardeşlik Teşkilatı kendi çıkarları için bir Osmanlı-Rus Savaşı çıkartmak istiyor. Bunun için yarın konferans için İstanbul'a gelecek olan İngiliz heyetinden ya da Rus heyetinden birini vuracaklar. Savaşa çıkartmak ve bir iki konferansı ertelemek için mutlaka heyetlere saldırı yapmamız gerekiyor. Öncelikle hedefimiz Rus delegelerinden birini öldürmek. Bu vazifeyi Garbiz yapacak. Akbar kurtulduktan sonra mutlaka peşimize düşeceğini söylemiştin ya Ejder. Evet efendim Loş. Akbar bizi bulmadan biz onu bulacağız. Çünkü Akbar yarın mutlaka Galata Rıhtımı'nda protesto eden halkın arasında olacaktır. Akbar'ı Farah öldürecek. O kalabalığın içinde tabii ki Miloş da olacak. Miloş'u Nijat öldürecek. Çünkü onu tanımıyor. Sen de rıhtımı iyi gören yüksek bir yere çıkacaksın Ejder. Çünkü yarın Mustafa da orada olacaktır. Ve sen Mustafa'yı öldüreceksin. Ben de Ali'yi öldüreceğim. Onunla yarım kalmış bir hesabım var. Böylece bir taşla üç kuş vurmuş olacağız Ejder. Hem Akbar ölecek hem de Mustafa. Ben de Yüce Meclis'in başına tekrar geçeceğim. Ama bu savaşı gerçekte ne İngilizler, ne Osmanlı, ne de Ruslar istiyor. Kimsenin istemediği bir savaşı nasıl çıkaracağız efendim Loş? Üstelik bu savaş kimsenin işine yaramazken. Öğreneceğin çok şey var Ejder. Savaş mutlaka birilerinin işine yarar. Failleri bulun Mustafa. Kim ya da kimlerse bulun ve gereğini yapın. Baş üstüne Sultan. Bu millet için. Bu millet için. Bizim gibi ölümü göze almış. Bizim gibi ölümü göze almış. Hayatını kaybetmekten korkmayan. Hayatını kaybetmekten korkmayan. Bu milletin bekası için. Bu milletin bekası için. Savaşmayı. Savaşmayı. Sevdiklerini kaybetmeyi. Sevdiklerini kaybetmeyi. Ve yalnız kalmayı göze almış. Ve yalnız kalmayı göze almış. Her vatansever evlat için. Her vatansever evlat için. Gözümüzü kırpmadan. Gözümüzü kırpmadan. Bu milleti koruyacağımıza. Bu milleti koruyacağımıza. And içeriz. And içeriz. And içeriz. And içeriz. And içeriz. And içeriz. Bizi Ruslarla savaşa sokmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Heyetlere herhangi bir saldırı olmasına mani olun. Herhangi bir hadis olmasını istemiyorum. Bütün heyetler 24 saat koruma altında olsun. Tamam mı Mustafa? Baş üstüne sultanım.
Bizans için. Tüm ülke delegeleri buraya geliyor. Padişahımız tüm heyetlerin güvenliğini bize emanet etti. Ayrıca güvendiği bir asker grup gelecek. Bize yardım da bulunacaklar. Hedefin Akbar'a yan. Öldür onu. Bugün gelen tüm delegelerle alakalı provokasyon ve suikast tehdidi var. Dolayısıyla bütün tedbirleri almamız gerek. Emrinizdeyiz amirim. Yen evvel gidelim. Eğer tahminlerim doğruysa bugün Miloş da Akbar da orada olacaktır. İnşallah gelirler Mustafa. İnşallah gelirler. Diğer çatılarda bir şey yok. Oralarda temiz, gidelim. Tüm çatılara baktık. Sorun yok amirim. Gözünüzü dört açın. Ahmet. Thank you.
bunu. Galip. Galip orada. Ali. Akbar! Neredesin? Neredesin? Eğer yürekliysen karşıma çıkarsın. Akbar! Çık karşıma! Çık! Akbar! Çık! Bağırma oğlum, bağırma. Ben söz dinleyen birisiyim. Çık dedin, çıktım işte.
Nihan'ın özünü sen mi alacaksın? Çocuk. Seviyorsun onu. He? Ben aşktan anlarım çocuk. Nihan'ı fazla bekletmeyelim o zaman. Akbar! Tamam, tamam koçum. Dayan. İyisin, dayan. Şerefsiz! Konferansa katılacak olan heyetlerin gemiden inişi sırasında Rus sefir Pavlovich suikaste uğrayarak ağır yaralanmış. Ne? Suikaste mi uğramış? Mustafa. Allah'ım sen bana sabır ver. Derhal sağlık durumunu öğrenin. Ve hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapın. Bana Mustafa'yı çağır. Emredersiniz sultanım.
Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen bu olmamalı demek ki. Korumamız gerekenleri koruyamıyoruz Farah. Elimizden gelen bu olmamalı. Başarısızlığı kaldıramıyorum. Başarısızlığın zamanı değil. Engelleyemedik. Herifi yaraladılar. Ne diyeceğim padişahımıza? Hastaneye gitmem lazım. Bu herifin yaşaması mühim. Biraz oyalan, daha sonra buluşup ne yapacağımıza karar veririz. Tamam. Dikkat et kendine. Merak etme. Mustafa. Allah'ım sen bana sabır ver. Doktor Bey, çok kan kaybetmiş. Derhal ameliyathaneye hazırlayın. Beklediğiniz misafir geldiler padişahım. Şeyhim Ahmet Ziyaüddin Efendi. Bekletmeyin, alın içeri. Sultanım. Şeyhim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şam seyahatinden dün döndüm. Olup biten her şeyden haberdarım. O iki muhterem insanı katletmişler. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. İslam'ın iki dev çınarını devirdiler. Sırtımızdan hançerledi hainler. Şimdi de cinayetlerinden istifade Rus sefiri vurdular. Haberdarım. Allah sabır versin sultanım. Cümlemize. Şeyhim. Zor günlerden geçiyoruz. Size ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. Estağfurullah sultanım. Aciz kulunuzun bir faydası olursa ne mutlu bize. Olan biteni biliyorsunuz değil mi? Haberdarım. Tüm tafsilatıyla haberdarım. Her şeyden evvel sükuneti elden bırakmamak lazım. Sizin bir çıkış yolu bulacağınızdan kat'i surette eminim. Bazen en güvendiğim adamlar da yapması gerekeni yapamıyorlar. Kendinizi perişan etmeyin amirim. Ben de Niyan'ın intikamını alamadım. Akbar şerefsizini yakalayamadım. Adamı koruyamadık Ahmet.
hepsi. Hepsi bunu savaş sebebi sayacak. Hastanın vaziyetiyle yakından ilgileniyoruz. Bize güvenebilirsiniz. Size güvenim İstan. Bir de bizim tabibimizin muayene etmesini istiyoruz. Hiç endişe etmeyiniz. Hastaya gerekli ihtimamın gösterilmesi için padişahımızın hususi emri var. Biz yine de görelim. Padişahım sizi acele huzuruna görmek istiyor. Beyler. İstesem seni burada şimdi vururum. Ama önce yaptıklarını bize itiraf edeceksin. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Yoksa seni burada öldürürüm. Kes sesini. Yürü. Gel. Filinta Mustafa geldi sultanım. Alın içeri. Sultan. Sultanım. Mustafa'lar canları pahasına yapması gerekenlerin hepsini yaptılar. Haklısınız. Mekanı cennet olsun Gıyasettin Efendi. Öyle iyi çocuklar yetiştirmiş ki. Mustafa perişandır şimdi. Sultan. Mahcup ettim sultan. Bütün tedbirleri almamıza rağmen seferin yaralanmasına engel olamadık. Her şerde bir hayır, her şeyden de çıkartılacak bir ders vardır Mustafa. Padişahım. Hepimiz imtihan ediliyoruz. Ben amca sultanımın ve pirimin öfkesiyle, sen Leyla ve Farah'ın şüphesiyle, Ali ise çocuğunun ve karısının acısıyla imtihan ediliyor. İlahi imtihanlar bunlar. Kazandık diye sevinmeyelim. Yenildik diye de üzülmeyelim. Başarısızlığımın bedelini ödemeye hazırım. Kime neyi ödeyeceksin Mustafa? Gayret senden. Takdir Allah'tan. Sen elinden geleni yaptın. Eksik olmayın sultan. Şimdi önümüze bakacağız. Affınıza sığınarak. Aklınızdaki nedir sultan? Derhal durumu Moskova'ya bildirmemiz gerekiyor. Telgraf memurunu buraya çağırın. Baş üstüne. Elinden geleni yapıyorlar. Ama yarasının ağır olduğunu söylediler. Gel. Beni istemişsiniz Sayın Başkan. Evet. Oturun. Moskova'ya acilen telgraf çekmemiz gerekiyor. Yüce çarımız İstanbul'a intikal ettik.
Lakin büyük bir nümayiş ve protestoyla karşılandık. Nümayiş sırasında sefirimiz Pavlovich menfur bir suikaste uğradı ve ağır yaralandı. Bu vaziyete binaen ne yapmamız gerektiğinin acilen tarafımıza bildirilmesini arz ederim. Şimdi önümüzdeki en önemli mesele tüm bu olup bitenlere rağmen konferansın yapılmasını sağlamak. Bu mümkün müdür Sultan? Kolay değil elbet. Lakin her buhranda bir fırsat vardır. Hastanedeki durum nedir? Tabip hastanın durumunun kritik olduğunu söyledi. Allah yardım etse de ölmese. Emniyette değil mi? Bir de hastanede cinayet bahanesi vermeyelim alçaklara. Koruma altında Sultan. Onun başına hiçbir şey gelmemesi lazım. Bu konuyla hususi olarak alakadar olmanı istiyorum. Baş üstüne. Mustafa, öyle bir plan yapacağız ki bu buhrandan milletimize en az zararla çıkartacağız. İnşallah Sultan. Heyet başkanı yerine Rus seferi vuruldu. Ama o bizim planlarımızı asla değiştirmeyecek. Yakında savaş başlayacak. Peki biz bu savaşı neden ısrarla istiyoruz Efendi Akbar? Sence ölmüş müdür Cemil? Kim? Rus seferi Cemil. Henüz haber gelmedi, bilmiyorum. Hemen ölsün. Hemen hemen, hemen ölsün. Emredersiniz Efendi Akbar. Nedir vaziyet? Bir görüşmesi var devletim. Kiminle? Firinta Mustafa'yla. Padişahımız sizi bekliyor paşa. Bu işin böyle olacağı dünden belliydi. Müthiş bir tezgah. Bir taşla iki kuş vurdular. Aynen öyle. Hem padişaha yakın iki büyük Müslümanı öldürdüler. Hem de protesto eylemlerini Galata Limanı'nda yaparak bir güvenlik zafiyeti yarattılar. Şimdi ne olacak? Sizce? Şimdi bu vaziyette tersane konferansının yapılması pek mümkün gözükmüyor. Konferansta toplantı hayal oldu. Tabii bana kalırsa bu durum Rusların işine geliyor. Haklısınız. Ruslar başından beri bu konferansa karşı. Ruslar Osmanlı ile hemen savaş yapmak istiyorlar. Evet. İşlerine yarar bahaneyi de buldular. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çıkacak savaşa göre pozisyon almayı. Paşa! Nasıl oluyor da böyle bir hadise vuku bulabiliyor? Emniyet zafiyeti. Lakin öyle büyük bir nümayiş sırasında orayı güvenlik altına alabilmek imkansızdır sultanım. Nümayiş sadece bir neticedir, netice. Ahalinin ciğerini yakan cinayetler işleyip yapılan kışkırtmaların bir neticesi. Doğrudur sultan. Şimdi bu emniyet zafiyetinin mesulü kimdir? Mesuliyet kimdedir? Sadrazamlık mührü bizdedir. Lakin... Evet. Mühür sizdedir. O halde mesuliyet de sizdedir. Siz sadrazamım olarak bana mazeret değil, marifet göstermek mecburiyetindesiniz. Sultanım. Yani bu emniyet zafiyetinin mesulü
sadrazamlık makamıdır. Şimdi söyle bakalım Rüştü Paşa. Rusların bir sonraki adımı ne olacaktır? Bu suikastten sonra Ruslar konferansı biz istesek de istemesek de iptal edeceklerdir sultanım. Evet. Öyle yapacaklar. Peki biz bu durumda ne yapacağız? Biz bu durumda yapmamız gereken bütün gücümüzle savaşa hazırlanmak olacaktır sultanım. Rüştü Paşa, sizin bu savaş merakınız nedir? Rusları yenebiliriz sultanım. Paşa, sen daha kendi toprağına konferans için gelmiş heyeti korumaktan acizken Rusları savaşta yenmekten bahsedersin. Ben senin mütalaana inanıp nasıl savaşa gireyim? Bu mütalaa benim şahsi fikrim değildir sultanım. Yapmış olduğum tahkikat sonucudur. Rüştü Paşa, kim sana nasıl rapor veriyor, sen o raporları nasıl okuyorsun bilmiyorum ama hazırlıksız bir şekilde savaşa girmek felaketten başka hiçbir şey getirmez. Ruslar hazırlanacak vakti vermeyecekler sultan. Sen daha bir konferansı koruyamazken biz o zamanı biraz zor buluruz. Beni istifaya zorluyor. Etmeyeceğim. Rus seferini öldürmeni istiyorum Leyla. Çok iyi korunuyor efendim İloş. O yüzden senden bunu istiyorum. Sen o hastanenin tabibesisin Leyla. Bütün gözler benim üzerimdeyken çok tehlikeli değil mi? Merak etme. Son baskınla muhbirin Farah olduğu kesinleşti. Deneyeceğim efendim İloş. Deneme Leyla. Öldür. O ölürse savaş kaçınılmaz olur. Durum nasıl? Daha iyi. Eğer iltihaplanma olmazsa kalkar ayağa. Siz savaş çıkacak diyorsanız çıkacaktır Sir Henry. Bu vaziyette biz de tüm tedbirlerimizi Rusya'nın Osmanlı'ya savaş açacağını düşünerek almalıyız. Ne tür tedbirler bunlar? Ben hükümetimle görüşüp bir durum değerlendirmesi yapacağım Sefir Hazretleri. Sizden haber bekleyeceğim. Sefir Hazretleri. Sultan Abdülhamit sizi acilen saraya çağırıyormuş efendim. Hmm. Sultan Abdülhamit savaşı durdurabilmek için ilk sizin kapınızı çalıyor Sefir Hazretleri. Elbette. Dünyadaki en büyük güç Birleşik Krallık'tır. Ben durumu daha çok şöyle izah ediyorum Sefir Hazretleri. Padişah'tan bir diplomasi dehası. Sefir Hazretleri. İyi günler. Ali abi, Akbar beni kolaylıkla alt etti. Galip gelmeseydi çoktan ölmüştüm. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama Arnavut. Düşünme artık be kardeşim. O şerefsiz eninde sonunda bulacağız. O ciğerlerini sökeceğiz. Gel bakalım Farah. Gel. Geç. Farah. Bunu niye yaptın? Sana o kadar güvenmiştik ki. Niye sattın bizi? Mustafa nerede? Ne yapacaksın Mustafa'yı? Ali, Mustafa nerede dedim. Hem suçlu hem güçlü. Sultanımız çağırdı. O da yanına gitti.
Ne yapalım bunu amirim? Ne mi yapalım Galip? Hanımefendiyle daha konuşacaklarımız var. Galip. Hanımefendiyle bir konuşalım. Konuşalım.